günümüzdeki aile yapısından başlayalım. Türk aile yapısının oluşumu nasıl oluyor? Yani problemler, ailevi problemler, sorunların nedenleri nedir sizce? Evet. İnsanlık tarihi eskiden günümüze kadar, 50-60 yıl öncesine kadar kentte insanlar kırsal kesimde yaşıyordu. Yani köylerde veya küçük kasabalarda tarımla, hayvancılıkla uğraşıyordu ve kalıplaşmış bir aile yapısı vardı. Dünyanın her tarafında bu böyleydi. Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da vesaire insanlar tarıma bağlı yaşıyorlardı. Ve aile, büyük aile vardı. Hemen hemen her aile büyük aileden oluşuyordu. Ebeler, nineler, dedeler, çocuklar, torunlar vesaire. Erkekler tarlada çalışır, kadınlar evde çalışıyordu. Bir aile düzeni vardı. Şimdi düzen bozuldu. İnsanlar artık tarımda çalışaraktan geçinemedikleri için birçoğu şehre akın etti. İnsanlar şehirde yaşıyor. Kimi memur, kimi işçi, kimi kendi işinde çalışıyor. Fakat çalışmasına rağmen kazançları yetmediği için bir kişinin çalışmasıyla bir aile ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil. Bir ailede 3-4 kişi çalışması gerekiyor. Aileden bazıları çalışırken bazıları çalışmazsa ailenin geliri anormal durumlar ortaya çıkarsa geçimsizlik başlıyor vesaire derken. Bu da depresyona yol açıyor. Depresyonun nedenleri peki neler? Depresyona sürekli? Gelmedik henüz. Depresyona çok var. Buyurun. Devam edelim o zaman. Şimdi Türkiye'de 19 milyon 500 bin genç evlenme çağında evlenemiyor. 19 milyon 500 bin genç. Bunun nedeni ne? Nedeni ne? İş bulsa kız mesela ev istiyor, çamaşır makinesi, buzdolabı, şunu isterim diyor. Genç 10 yıl çalışacak, 15 yıl çalışacak ki para biriktirsin, evlenebilsin. Yaş geçiyor o zaman da. Veyahut da fazla talepleri oluyor, birbirine uyumlu olmuyor. Evlendi diyelim, evlenen çiftler parası yetişmiyor, evlenemiyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, problemi değil. Almanya'da da bundan 20-25 yıl öncesine kadar böyle problem yaşıyordu. Almanlar bir çözüm ürettiler. Baktılar ki insanlar evlenemiyor, aile kuramıyor. Bir toplumun en temel yapısı, çekirdek yapısı, en sağlam yapısı ailedir. Aile kurumu yıkılırsa her şey yıkılır, biter. Aile olmadı mı bitti demek. Almanlar çözüm ürettiler. Nasıl çözüm ürettiler? İnsanların evli aileler, evli kişiler daha az vergi veriyor. Çocuk parası alıyor, annelik parası alıyor, hamilelik parası alıyor, çocuğa bakım parası alıyor vesaire vesaire. Az kira ediyor, kirada devlet yardım ediyor, yiyecek parası veriyor vesaire. Çeşitli kanallarla desteklendi. Bugün Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin nüfusu azalırken artışa çıktı. Birçok tedbir aldılar. Nüfusu artırma yönünde ve Avrupa'nın nüfusu yaşlı nüfus olmaktan kurtuldu. Yani yavaş yavaş nüfus artmaya başladı. Türkiye probleme çözüm üretemedi. Aynı kritik, aynı sorunları Türkiye'de yaşıyor. 1985'lere kadar Türkiye'de nüfusun gelişmesi normal bir gelişim hızı takip ederken 1985'ten sonra adeta durağan hale girdi. Bizim çok gerimizde olan ülkeler, Mısır gibi, İran gibi ülkeler bizim nüfusumuzu gerisindeyken ilerimize geçtiler. Türkiye çevresinde eğer ki nüfus politikaları geliştiremezse, evlenemeyen gençleri evlenmesini sağlayamazsa, evlenip boşananlara tekrar evlenme imkanı oluşmazsa 20 yıl sonra bölgede Türkiye hiçbir varlık gösteremez. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye tarih boyunca coğrafi bakımdan bulunduğu yer itibariyle çok tehlikeli bir bölgede. Kafkaslar, Balkanlar, Güneydoğu, Akdeniz. Dört alanı açık. Her taraf tehlike sinyalleri çalıyor. Bu alanda, bu bölgede güçlü olmayan milletler hep tarihe karışmış.
Hititler, Lityalılar, Frikyalılar vesaire vesaire, ölü milletler gitti, bitti, tarihe karıştı. Bizim atalarımız da Anadolu'ya 1071'de gelmedi. Anadolu'ya Türkler 10 bin yıl önce geldi, 9 bin yıl önce geldi, 15 bin yıl önce geldi ama kalamadılar. Geri çekildiler. İskitler geldi gitti. Biroybil geldi gitti, Atoybil geldi gitti, Türkbil geldi gitti. Duramadılar. Burası tehlikeli bölge. Bu bölgede yaşayan bir millet Kafkaslara, Balkanlara, Güneydoğu'ya, Akdeniz'e güçlü olacak. Olmazsa yok olur. 20 milyona yakın, 19 milyon 500 bin evlenmek çağında olup da evlenemeyen genç var. Bu imkanlar gençlere sağlanır. Evlenmeleri için destek verilirse, çözümler üretilirse, Türkiye 20 yıl sonra dünyanın en büyük gücü olur. Dünyanın süper güç. Eğer buna çözüm üretilemezse, bu bölgede bizi, zaten şimdiden sinyaller veriliyor, Avrupa, Amerika ve diğer ülkeler ne yapıyor? Türkiye'yi bölgede güçsüzleştirmek için her koldan çalışıyorlar. Eğer ki Türkiye yeni bir nüfus politikası geliştiremezse, büyüyemezse, çoğalamazsa, 20 yıl sonra kaderi, ölüm kalım kaderi yani, varoluş yok oluş noktasına doğru gidecek. Şimdiden tedbirini almazsa, 20 yıl sonra bu coğrafyada var olmamız veya yok olmamız, 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup da evlenemeyen gençlere evlenme imkanı hazırlamak. Düşünün ki 10 milyonu everdiniz. Ne demek? 5 milyon yeni aile demek. 5 milyon aile. Yeni iş imkanları, yeni kazanımlar, efendim sanayi vesaire vesaire, üretim demek. Evet. Şimdi evlenemeyen insanlar, 19 milyon 500 bin genç annesiyle ailesiyle kalıyor ama çoğu da büyük şehirlerde dört duvar arasında mahkum gibi yaşıyor. Arkadaşıyla, ev arkadaşıyla veya yalnız. Yani kafes gibi, robot gibi. İşe gidiyor, yiyor içiyor, eve geliyor, kalkıyor, işe gidiyor, yiyor içiyor. Bu hayat mı? Hanımı yok, çocuğu yok, annesi babası uzakta, büyük şehirlerde insanlar yok oluyor. Bunalımda çıkın sahillere, hep elinde bira kutusu, gençler içiyorlar, kendilerini içerek avutuyorlar, teselli olmaya çalışıyorlar. Hep bunalımda. Çözüm üretilmezse çok çok tehlikeli olabilir bu durum. Bir hanımefendi, sekreter böyle gülüyor. Dedim ki, ya niye gülüyor bu bayan dedim. Yani çok komik, durmadan neşeli, hep gülüyor. Dediler ki, o antidepresan alıyor. Baba o. Niye? Yaşı gelmiş, evlenememiş, evde kalmış. Annesi, babası, ailesi, çevresi, herkes bir laf sokuyor. Ne zaman öleceksin, ne zaman çoluk çocuk alacaksın? Yaşın geldi, yaşın geçiyor. O konuşuyor, bu konuşuyor, şu konuşuyor. Kadıncağız bunalıma girmiş. Antidepresan ağlamasa, ağlama krizleri başlıyor. Çalışamıyor. Çalışabilmek için antidepresan kullanıyor. Dedim yapma. Mecburum, yoksa çalışamıyorum. İşime konsantre olamıyorum. Düşünün, Türkiye'de milyonlarca insan antidepresan kullanıyor. Geçen de bir beyefendi geldi. Ağlıyor. Ne oluyor? Ne alıyorsun? Alacak ne var? Ne var? Ne oldu? Çok büyük bir felaket mi oldu? Evet, benim için felaket oldu. Niye? Antidepresan kullanıyordum. Çok büyük yan tesiri varmış. Bilemedim. Adamcağızın cinselliği bitmiş. Hormonu bitmiş. Cinsellik hormonu bitmiş. Doktor demiş ki, aa ne yaptın sen? Antidepresan kullandım. Maalesef demiş, bitmiş gitti. Erkeklik bitmiş. Sıfır. Yapacak bir şey yok demiş doktoru. Bana geldi, ne olacak dedi. İnşallah dedim.
hallederiz. Şimdi gelelim çözüm, biraz da çözüm yani. 19 milyon 500 bin evlenme çağında olan evlenemeyen gencin haricinde boşanıp da evlenemeyen var milyonlarca. Yalnız yaşayın. Bir de öyle bir şeyler var yani. Dullar var, erkek veya kadın. Çözüm üretmek gerekir.